AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakal'la STV ekranlarında yayınlanan Seçim Masası programına konuk oldu. Atlağın El Sanatları çerçevesinde gerçekleştirilen programda Sakallı, Odunpazarı Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Odunpazarı Evleri projesine yönelik şöyle konuştu. Odunpazarı'nda tabii bizden önceki halini siz bilirsiniz, hemşehrilerim bilir, hatta Türkiye'de bilir. Odunpazarı bizden önce neredeyse bir çöküntü bölgesiydi. Vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin artık içinde yaşayamaz duruma geldikleri, hakikaten şehrin her anlamda, sosyal anlamda, sosyoekonomik anlamda, sosyopolitik anlamda başka bir yerde yaşama şansı kalmamış. Artık burada yaşamak mecburiyetinde kalan vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin yaşamak zorunda kaldıkları bir bölge idi. Ve Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi diye bir projeyi hayata geçirdik. 2006'da başlamıştık sizin de bildiğiniz gibi. Sakallı Odunpazarı bölgesini bıraktığı gibi bulmadığını ifade etti. Ama ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Hem şahsen bir belediye başkanı olarak burada 10 yıl boyunca bir belediye başkanı olarak görev yapmış birisi olarak. Sonra bu bölgedeki bu tarihi dokunun yeniden hayatta kavuşturulmasına, yeniden hayata dönmesine öncelik etmiş birisi olarak ve sade bir vatandaş olarak hakikaten benden sonra, bizden sonra burada bir şey yapılmaması ya da ciddi anlamda bir şey yapılmaması insanın içine acıtıyor. Odunpazarı şimdi ihmal edilen bir bölge, kendisine küsülen bir bölge, unutulan bir bölge. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Sakallı, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek için bazı hizmetlerin ucuzlatılacağını aktardı. Tüm toplu taşıma ücretlerini düşürüyoruz, ucuzlatıyoruz. Örneğin tramvaylar, halk otobüsleri ve normal Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplu taşımaya ilişkin yönelik bütün otobüslerde ücretler ucuzluyor. Şimdiden müjde olsun diye öğrencilerimize söyledim. Mesela şu anda 1.6 lira olan öğrenci bileti sadece 1 lira olacak. Maalesef içilebilir nitelikte olmayan çeşme suyunu mutlaka ucuzlatıyoruz. Şu anda 3.4 lira metreküpü. Bu mutlaka ucuzlayacak. Ve bir şey daha bu arada söyleyelim, bir müjde olsun. 5 yıl içerisinde Eskişehir'de çeşmelerimizden akan su içilebilir nitelikte menba suyu, kaynak suyu olacak. Şu anda damacanası için 3,5 lira verdiğimiz kalabak suyu 1 Nisan'dan sonra mutlaka ucuzlayacak. Eskişehir'deki tüm otopark ücretlerini ucuzlatıyoruz. Eskişehir'de şu anda otopark ücretleri hakikaten Eskişehir standartlarında düşündüğümde çok ama çok yüksek. Bu mutlaka ama mutlaka ucuzlayacak. Gençlere yönelik projelerinden de bahseden Sakallı, Eskişehir'e 4. bir üniversite müjdesi verdi. Buraya gelirken Türkiye'de sizin de tanıdığınız, bütün bir Türkiye kamuoyunun da tanıdığı yatırımcı bir grupla Eskişehir'de 4. bir üniversitenin, bir vakıf ya da özel üniversitenin kurulması için görüşmeler yaparak buraya geldim. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'e ziyaretleri esnasında o yatırımcı arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı buluşturacağız. Onların niyetlerini, düşüncelerini, taleplerini, böyle bir girişim niyetinde olduklarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da deklare edecekler.